Ben bundan 25 sene önce bir ayda 5 tane çeyrek altın yapıyordum. Ben şimdi gram altın bıraksan geçinemiyorum. Neyi geçineceğim be? Kalkmış bana konuşuyor. Aydır rapor. Şey, hayat al, hayatta gün alamıyorum gün gün. Sabah 5'te girdim. Bak parmaklar yok. 3 aydır hayattan gün alamıyorum. Siz neyden bahsediyorsunuz ya? Şu göstereyim ben baba. Şu şekil göstereyim. Buyurun. Hayattan gün alamıyorum be. O neden konuşuyordu? Konuşmak istemiyorum ben burada be. Ayıptır yani. El alemi kışkırtmasın. Baba gerekmiyor yani. İnsanı o kadar kışkırtmasınlar. Maddi durumu olmayanlar var. Yalan konuşmasınlar. Askeri ücretle geçiniyorsunuz. Ama neyle geçiniyorsunuz? Doğalgazı mı ödeyeceksiniz? Suyu mu ödeyeceksiniz? Kirayı mı ödeyeceksiniz? Bebeği mi besleyeceksiniz? 4 ayla bir 5200 lira, 5500 lira geçiniyorlar. Hangisine geçineceksin? Elektriği mi ödeyeceksiniz? Ben bu ay 668 lira elektrik doğalgazım gelmiş. Su faturası 250 lira geldi. Hangisinden bahsedeyim? Hangisinden bahsedeyim? Daha önce iyi miydi? Daha önce hastane iyi miydi? Daha önceden iyi. Niye Savaş Ayın programı varsa bir seyret bakayım ya. Herkes 4-5 kişi bir yana yatıyordu. Nasıl iyiydi ya? Her taraf pislikten geçilmiyordu. O zaman geçim vardı. Her zaman geçim vardı. Hastane niye yoktu? Sen hangi zamanda bahsediyorsun? Ben sana 80'lerden aç Savaş Ayı programını aç ya. 80'lerden bahsedeyim ben sana. Ya. Ben sana 80'lerden bahsedeyim. Tamam ben de sana 90'lardan bahsediyorum. 80'den bahsedeyim ben sana. O dönemde ne var ya yapıyordun? Her şey huzur ambulans vardı. Ambulans da mı huzur vardı. Ambulans da mı ilerdi? Ambulans da mı ilerdi? Her şey vardı. Nerede? Her yerde vardı. Ya bırak tamam şimdi sıkıntı var yok değil de yani sanki daha önce böyle bizi şeyle karşılıyorlardı. Aynıydı. Aç internetini aç göstereyim ben sana. Ben yaşadım. Ben de yaşadım. O zaman ne gerek var ki? İnterneti boş ver. Hayır kardeşim o değil Savaş Ayı ya. Ne interneti? Ya 6-7 kişi bir yerde yatıyordu ya. Rehin alıyorlardı işte. Hayır şimdi sıkıntı var. Yok değil ben onu tartışmıyorum. Açacağım. Bak telefonumu açacağım. Çok kötü. Bak kötü. 3 aydan beridir. Bak. Hayır daha önce sanki seni şey yapacağım ben 35 yaşındayım yazık günah onun bekleyeceğim keyfini be. Tamam var. Var yok değil ama sanki daha önce seni ambulans helikopterle alıyormuş gibi yapmayın gülsün. Dayıcım. Yahu tamam. Çocuk mamasına kilit vurulmuş sen daha neyi anlatıyorsun be? Hayır tamam sıkıntı var. Lan sıkıntı var. Marketlerde çocuk bezine çocuk mamasına kilit vurulmuş sen daha ne anlatıyorsun? Askeri ücret alıyordun sana bir bak 2 ay yetiyordu sen şimdi askeri ücret 10 milyar alsan sana bir gün yetmiyor. Evet. Tamam. Neyle ekonomisinden bahsediyorsun? Sıkıntı var. Hayır hastaneden bahsediyorsun ya. Ben İstanbul'daydım. Samatya Hastanesi, Osmanlı Hastanesi. Ya bir git abi. Git ya. Ben sporcuyum tamam mı? Benim aldığım para bana bir gün yetmez. Ben 27 milyar para alıyordum. 20 milyar da harcasan 20 milyar da yetmez canım abi. Ben gidemeyeceksin. 20 milyar da harcasan yetmez ya. Sen neyin savunmasını yapıyorsun benim abi? Biliyorum sen hastaneyi tartışıyorsun ya. Hastane daha önce çok mu iyiydi? İyiydi. Hadi beni boş ver. Ya beni boş ver. Ya yemin etme ya. Lan yemin etme ya. Çok kötüydü ya. Hastaneyi söylüyorum. Ben burayı hastane kötüydü kardeşim. Ben burayı sana söylemiyorum. Hastane kötüydü. Kardeşim. Ben burayı sana söylemeyeceğim. Nereyi söyleyeceğim? Ben Güneydoğu'dan sana bahsedeyim. Güneydoğu'dan bahsedeyim sana. Ben Mardinliyim. Tamam ben de Sivaslıyım. Ama güzel geçiniyorduk. Tamam. Hastaneye gidiyorum. Hastaneyi diyorum hastaneyi. Bak sıkıntı var ben. Vardı. Ama önce de boktu. Hayır yok. Önce de sıkıntıydı hayır, kardeşim. Benim be. Yoktu o kadar değil. Bugün de değil. Yoktu canım benim. Şimdi iki ay önce bu bekliyorsun. Tamam bak. Eskiden hastane demiyorum. Şu anda sıkıntı ben var. Ben ölüyorum. Ben kendim hastaneye gittim. Yok. Ben sıkıntı var. Bak, ama daha önce dedi sıkıntı benim var. Benim çocuğum hastaydı. Ben hastaneye gittim. Acile gidiyorum. Adam bana diyor git randevu al. Ya ne randevusu? Tamam. Çocuk ölüyor. Ne randevusu? İki aydır bana sıra veriyor. Yanlış. Yanlış diye bir şey yanlış. Yok. Adam daha önce adamın çocuğu İstanbul'da Samatya'da doğum yapmış. Şu anda. Rehin bırakıyordu. Onu niye biliyor? Abi benim tek dediğim şey bu ülke bitmiş. Ülke bitti. Ülke bitmiş şu an. Ben önceden bak. Hastaneyi konuşuyorum. Anladım. Ben de diyorum ki eskiden kötüydü. Onu hemfikir kabul ediyoruz. Biz hayır sanki öyle anlatıyorlar ki. Biz değil. Hazırım. Biz abi. Bir dakika müdür. Bir dakika şimdi. Şimdi bak ben şunu söylemek istiyorum. Eğer eskiden kötüydü 20 yıldır değiştirdik. Dinle. Bakın abi. Bakın abi. Ben giderim. Bak. Bir dakika. Acilden giriyor. Nereden giriyor?
gelin. Ustam bakın. Var var. Bakın şimdi şu var. Herkeste şu an %90'ımızda meherese vardır. Ne bak var? Meherese. Şimdi şöyle eskiden kötüydü. Biz 20 yıldır buraya veriyoruz. Bir dönem iyiye doğru gitti. Şu an Çerkezköy Kapaklı'da eğer hastaysanız öldünüz. Tamam mı? Nasıl diye öldünüz? Doktor yok. Randevu yok. Hariç giremiyorsun. Alsana randevu hadi bana. Yok, örnek veriyorum. Randevuyu kafana takmışsın. Sadece randevu mu yani sistem? İşte. Ya randevu hastane. Sabahtan belli burada millete veriyorsun ayar. Gel bakalım. Çıkart TC'ni ben de arayacağım. Resmi kur ben de vatandaşım. Evet. Arıyoruz 172'miz de. Evet. Sen de randevu alacağım ben de. Saraya bulamazsan 182'den alacağım. Ya nereye alıyorsan 182'den alacağım. İkimiz de arayacağız. 3 aylığına randevu veriyorum. 3 ay. Abi arayacağız canlı. 3 ay. Abi benim kafama burada bak buradan cevap yok. Ben gittim bana 3 aylığına randevu veriyorum. Bir saniye. Sistem 182. Pardon. Hastaneye gidiyorum. Eşim rahatsız. Gidiyor özele gidiyorlar. Öleji doktoruna randevu istiyorum diye. Bak ne diyor. Sistem kapatmış. Sistem. Bu adam ekmeği kaça yiyor senin? Sağlık şu an denetimsiz abi, sıfır abi. Sor abi. Hocandan randevu alıyorsan gitmiştir. Doktor mu getirecek? Gitmiştir abi. Reis mi ya doktor mu getirecek? Ha işte ha. 100 yıl açıkla daha. Gel abi sen gel sen gel sen buraya gel. Ve sana randevu alacağım bekle. Bekle sen burada. Aileden randevu. Niye Amerika'dan getiriyorsun? Diyorlar ya Türkiye Avrupa Avrupa Türkiye ekskanıyor. Öyle hiç alakası yok. Randevu veremiyor. Türkiye Avrupa ekskanıyor. TC'yi söyle abi TC'yi. Söyle. TC'yi niye söyleyeyim ben sana? Randevu istiyorsun ya sabahtan belli millete ayar veriyorsun ya. Tabii. Alamıyorum diyorsun ya. Arıyorum TC'ni vermiyor. Alıyorum. Öyle ileri geri öyle. Arayacaksan. Takım elbise giymişsin ya abim. Buradan olsun. Sağlık hocam da nerede randevu sistem var ben anlamadım. Bak. Ben vatandaşım. Sık. Ya onu da ben de MHP'liyim de ona bakarsan. O alakası ona kal. Partiyle alakası yok. Devleti konuşuyorsun. Şu an devlet arıyorum ha. Ya ne olursan ol abi meclis üyeliyim diyor. Tamam tabii böyle konuşacaksın canım Allah'ım. Ben arıyorum. Ben partinin meclis üyesiyim. Dur abi bir saniye dur bir saniye. Abi biz de AK Parti'yi. Ya AK Parti'yi. Mustafa abi. Arıyorum gel meclis üyesi gitme kurban olduğum gel. Gel arıyorum açtım. Kendi TC'mi yazdım ben TC'mi meclis üyesin ya. Çok biliyorsun. Hadi çok biliyorsun. Abla merhaba. Çerkezköy'den. Alo. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Çerkezköy'den dahiliyeden randevu alacağım ama ablacığım. Evet. Evet abla. 3 ay diyordun ya. Meclis üyesi abi. Ya şu an sessiz ol. Tek bir kişiyle görüşebilir miyim? Tamam ben abi. Telefonunu kapatabilir misiniz? Tamam kapalı abla. Buyur dinliyorum. Mustafa Bey, soy isminizi öğrenebilir miyim? Yıldırım. Kendiniz mi? Evet. Dahiliyeden. Çerkezköy dahiliyeden. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi. İç hastalıkları dahiliye protein kişi kontrolüsü almamaktayım. Evet. Bilgilerinizin açılmasını bekliyorum. Doktor tercihiniz var mı? Yok doktor. En yakın tarih ne onu söyle. Doktor tercihim yok. Hanefi Sefa Kılıçkat var. Tamam. Aralık salı öğleden sonra 15.20'ye tekrar yok. Yani 4 gün sonrası doğru mu? 20 Aralık. Yani tamam. Randevu yok 15 günde 9 gün var. Tamam. Teşekkür ediyorum ablacığım. İyi günler. İyi günler. Hani ya? Canlı yayında arkadaşlar arkadaş diyordu ya 3 ay 4 gün sonra dahiliyeye randevu var. Şimdi meclis üyesine git belediye başkanına veyahut da il başkanına genel başkanına kime gidersen git 4 gün sonra ya Türkiye Cumhuriyeti devlet bak beni bir dinle bak Türkiye ağır mı devlete ağırsan devlet git acele gidiyorsun tamam mı? Tamam mı? Meclis üyesi abim. Adını da söyle canlı yayında. Ben Mustafa vatandaşım. Sen de söyle. Meclis üyesi. 4 gün sonra ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti randevu veriyor. Devlet hastanesinde eski hizmet veriyor. Nasıl? Eskiyi boşver. Yeniyi konuşuyor sen benimle. Eskiden nasıldı biliyor musun? Daha berbattı. Eskiden hani diyor ya ben bilmiyorum da atalarım diyor. Büyüklerim diyor. Evet sıraya geçmişler. Ben siyaset yapmıyorum, devleti savunuyorum ben. Hükümeti savunmuyorum ben. Devlet, ben devletçi adamım. Partili değilim. Sen diyorsun ya benim cebimde Artok vardı. Benim yüreğimde Türk bayrağı var, ben devletçi adamım. Tamam. Bir dakika. Ben devletçi Türk vatandaşıyım. Hani bir sene sonra diyordun ya, daha bir önceki... Hayır. Bir dakika. Hayır, TC kimlersin? Dahiliye numara olacak işte. Dahiliye 3 ay alamıyordu ya. 4 gün sonra ya. 3 aydır gözü için randevu alamıyor abi. Bazı... Abi. Göze de alırsın. Benim bir saniye. 4 gün sonra adam sana randevu veriyor. Evet. Çerkezköy haber eder lütfen bu arkadaşla beni beraber çıkartın. Meclis üyesi abimle. Benim 4 gün sonra dedim ayağım kırık beni 2 saat beklettiler. 2 saat olamaz. Allah çarpsın. Emniye ayağım kırık olmadı halde dediler. Ne yapacaksın? Onun için hemen alalım seni. Ayağım kırık. Allah senin gibi kaç tane var ya? Ayağım kırık. Olur mu böyle? 4 gün sonra randevu verdim sana. Hadi arkadaş hepimiz hastaneye gidelim kim bakacak?
Kurban oldu. Hadi bir hastaneye gidelim. Seni ben olacağım. Olur mu canım? Gireceksin. Sen dedin ya 3 ay sonraya, 4 gün sonra randevu verdin mi? Gördün mü abi? Kayıt altına aldı mı? Aldı. Ne mutlu Türk'üm diyene diyeceksin. Bak. Ne mutlu Türk'üm diyene diyeceksin. Aa, anladın mı? Devam edecek. Yok o biz mi götürdük sahte doktor? Anladın? Doktor değil abi. Doktor geçen gün gittim abi ayağım. Devlet ne? Türk bayrağı ne? Bu hayır, Türk bayrağı kimin babası mı alır? Yani bu bayrağın arkasına niye sığınıyorsunuz? Abim diyor. Bu bayrak kimin bayrağı? Bu bayrak senin babanın bayrağı değil. Ben buradan yatıyorum. Hemen sıkıştığı zaman bayrak Türk bayrağı. Ayıp ayıp böyle. Bölücülük yapmayın böyle yapmayın. Bak burada vatandaş. Vatandaş. Canım şeker abiciğim. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Canım abiciğim. Bir dakika abiciğim. Şimdi ekonomi sorunu sıkıntı var mı? Bir saniye. Var mı? Şimdi sıkıntı var mı? Var. Devlet hastanesinde sıkıntı var mı? Ama sen devletle niye karıştırıyorsun? Devlet senin babanın malı mı? Benim babam. Ha, niye onu karıştırıyorsun? Bölücülük yapmayın. Burada ben burada karşılayayım. Karşıda bir de ekmek için gelmişim buraya. Senin babanın malı değil. Bak. Ben burada, ben niye yapmıyorum? Bu bayrağı taşıyorum. Yapmayın böyle. Sizin, vallahi siz bölücülük yapıyorsunuz. Bak bu bayrak kolay kolay her insan taşıyamaz bunu. Ben Türkiye vatandaşıyım ben. Hepimiz aynı. Tamam hepimiz aynı. Türk bayrağı. Öyle devleti karıştırma benim babam. Canım benim. Devlet işinde yok yok. Ekonomi sıkıntısı var. Bunun sıkıntısı var. De sen niye onu karıştırıyorsun? Bir randevu alamıyoruz. Doğru doğru. Randevu sıkıntısı var var. İki gün sonraya veriyor. Vatandaş sıkıntısı var var. Ben yeni yani bunu devleti getirip devlet babanın mı? Senin babanın. 26'da randevu almışım ben. 26. 26 gün sonra ben randevu gideceğim tamam mı? Ya bayrak karşıma bu şey tamam mı? Bu bayrak hepimizde tamam mı? Ben Vanlıyım. Sen Trabzonlusun ya bunlar Karadeniz'dir. Siz de bir böyle yaptığınızda bölücülük yapıyorsunuz tamam mı? Yapıyorsunuz.